Ee, vallahi bunu geç, geçerse Arda Güler geçer diye düşünüyorum. Geçer mi Şimdi o aklıma geldi abi. Arda benim eee Necip'le de bazen sohbet ediyoruz. Maşallah nazar değmesin. Benim hayatımda gördüğüm en yetenekli futbolcu diyebilirim. Çünkü ben İngiltere'de de oynadım, Almanya'da da oynadım, Türkiye'de de oynadım. Ha bu yaşta e bu özgüvende bunları yapması gerçekten e hayranlıkla izliyoruz. Dediğim gibi Sevenlerin bile nazarı değermiş o, o yüzden maşallah diyelim de. Çok yetenekli abi çok yetenekli. Ee... Gerçekten e, yani hep ikiyi düşünüyor. O yüzden e, çok iyi. Bir tek ben Arda'yı izlediğim zaman abi bir, bir sağ ayağını biraz daha geliştirdiği takdirde bence bunun iki katı üstüne çıkacağını düşünüyorum. Sen karşılıklı oynadın mı Arda'yla Fener maçında? O oynadım sonradan girdim. Arda oyunda mıydı o zaman? Bilmiyorum. Hatır, ben o de hatırlayamadım da. Arda oyunda mıydı? Oyundaydı, Bilmiyorum. Oyundaydı büyük ihtimal. Hiç birebiriniz var mı o yüzden? Var, o yüzden. Sonra... Yok. Ama gerçekten Sen de vicdanlı adamsın. Olsa ne olur, olur abi ya. de çok <laughs> <uysa> var <laughs> ya. Yani. Hayır öyle değil ona de, şey kıyamaz, şey kıyamaz yani. Ona yani. bir şey Geçirmez ama, ama o, kıyamaz. Ona bir şey yapmaz. var ya direkt havaya kaldırıyor. yok yok abi gerçekten dediğim gibi biraz daha mesela şimdi çok izliyorum ben maçlar. İzlediğim maçlarda ona bakıyorum gerçekten tartışılmaz yetenek bir şey demiyorum ama biraz daha üste çıkması için mesela her topu aldığında biraz sol ayağına çekmeye çalışıyor abi. Yani biraz daha izledim mi sen de görürsün belki. Biraz daha sağ ayağını biraz daha kullansa inanılmaz. Yani iki tek üstüne çıkacağını düşünüyorum. Biraz fiziksel açıdan da gelişmeye ihtiyacı Gelişir var. Ben tanıyorum da Arda'yı çok çok bir de bu çok karakterli bir çocuk. Yani e, o yaşında ciddi bir olgunluğu var, çok iyi bir ailesi var. Evet. E, çok zor işler onlar. Evet. Yani o yaşlarda siz de o yaşlarda şöhret, şöhret oldunuz, büyük takımın büyük yıldızı oldunuz evet. ama yani 17, 18 yaşında Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın yıldızı olmak büyük sorumluluk. Yani oradan çıkıp okula gidiyorsun, öyle düşün. E, tabii abi şimdi bizim zamanımızda oldu ama bu sefer bizim zamanımızda böyle sosyal medya çok aktif değildi. Hmm. Şimdi Arda'nın üstündeki yük daha da çok abi. Yani bence yani bunu ee, hep beraber yönetmesi lazım. Ee, onun için, e, onun için her şey iyi olsun diye düşünüyorum. Yani. Fiziksel olarak bu son dönemde hep şey konuşuluyor. Futbolda e, teknik kap kapasitenin dışında fiziksel gücün de en önemli olduğu dönemleri yaşıyoruz. Yani bir oyuncu sahada böyle ayağa sağlam yere basmalı, çok güçlü olmalı. Bununla birlikte teknik kapasitesi ve yeteneği varsa anlamlı Güçsüz oyuncu eşittir yok gibi bir şey Siz sahada bu işe en iyi deneyimleyen iki oyuncusunuz Sen orta sahada ve savunmada sen ileri ileride Birazcık bunun üstüne konuşalım mı? Ya, katılıyorum abi ben fizik gücü tabii ki olması lazım Ama Arda'nın olayı daha farklı olduğu için o biraz o yetenekleriyle o biraz fizik gücünü Aynen kapattığını öyle. düşünüyorum ben. Yani herkesin dediğin gibi mevkisi farklı. Arda, Arda'dan sen gidip sürekli top kap ya da bir şey diyeyim. Onu da iyi yapıyor aslında. İstatistiklere baktığınızda o da iyi top kapması falan. Yani evet. onu çok yapması çok önemli değil. İleride iş yapması daha iyi onu da yapıyor zaten. O yüzden yani fiziği tabii ki önemli. Diğer liglerde gittiği zaman yani bizim ligimizde de çok fizik kalitesi yüksek. Ama atıyorum İngiltere'ye gittiği zaman, yani İspanya pek o kadar değil ama oralara giderse İtalya falan daha da fiziğini geliştirmesi lazım çünkü. Ama ucum o da daha etkili olduğu için orayı kapattığını düşünüyorum ben. Ama birazcık artık Cenk de galiba yani ben son Şampiyonlar finalinde Haaland şeydi stoper gibi oynuyordu. Bayağı şey o kornerlere geliyor, araya giriyor yani artık... Sadece hücum oyuncusunun hücumdan <laughs> ibaret bir sorumluluğu yok öyle değil mi? Yok zaten Şenol Hoca'nın her zaman bir lafı vardır. Defans, ilk defans forvetten başlar. Çünkü soperleri ilk biz karşıladığımız için defansın ilk adamı biz oluyoruz genelde. Ee, artık günümüzün futbolunda dediğim gibi 11 kişi defans yapıyorsun. O yüzden defansın adlandırması tabii pozisyon gereği defans oluyor. Ee, fizik gücüne gelecek olursa katılıyorum abi sana. Yani artık bizim günümüzün futbolunda ee, artık %70-%80 fiziğe dayalı oluyor. O, kadar, sen %70-80 değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Tabii. Fiziğin güçlüysen, ben güçlüysen, güçlüysen e, bir türlü oynuyorsun. Ve azmin varsa abi her türlü oynuyorsun. E, ama Arda'da da Necmi'nin dediği gibi onunki biraz daha farklı. Çünkü o hani ultra yetenekli futbolcular olur ya ne bileyim Messi olur. Bernardo Silva olur. Bunlar hepsi Arda'nın böyle fiziğine sahip olan futbolcular. Onları belki güçlendirsen belki onlara tam tersi tepecek. Ee, o yüzden o onu biraz da Ama şey diyorlar biliyorsun değil mi? Messi'nin Messi kariyerine sahip olmasının neden hiçbir zaman Premier Lig'de oynamamış olması diyorlar. Olabilir. Hacıya sormak lazım abi. O yüzden o ya lazım. çok şey o oraya yaşadığı Harbiden için biraz daha sert şey. oynuyorlar. Yani eee vuruyorlar. Hakem de müsaade ediyor orada. Hani ilk gittiğim maçta ben a u kemik sesleri duyuyorum. Hakem oyna oyna diyordu mesela. Ben şaşırıyordum. Ama abi Messi'ye fark At... edeceğini düşünmüyorum. Öyle yani. mi? Senin bir numaran Messi midir? Bence Messi abi. Ben Atiba biliyorum mesela ama bak. <gülüyor> 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 <yani>. Tabii, burada. <laughs> Biz Atiba ile burada program yapıyoruz. Diğer taraftan da Nece öyle mesajlaşıyor. Evet. Diyor ki, abi onu söyle onu söyle onu söyle. <gülüyor> 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 söyle. en son Atiye de şey dedim ki reklam arasında bak. Nece sana çok selam var. Ya diyor bunları nereden bilebilirsin diye düşünüyorum. Ben, ona yazıyorum <laughs> abi. Tabii, sürekli Necip'ten şey kulis alıp Atiba'ya sordum sorunları. <laughs> <laughs> yani. <laughs>